Burada tabii ben de MKYK'da arkadaşlarımız teşekkür etti ama biz de buradan başbakanımıza, genel başkanımıza teşekkür ediyoruz. MKYK kendisine bu süreci başarıyla yürüttüğü, siyaset ortamımızda bir diyalog ve uzlaşma, bir araya gelme, paylaşma atmosferini oluşturduğu için kendisine teşekkür etti. Başarılı bir süreç yönetimidir. Meşruiyet sınırları içinde, kurallara uygun bir iyi bir takvim yürümüştür. Ve bütün siyasi partilerimiz birbiriyle de tabii Türkiye'nin meselelerini yoğun şekilde görüşme imkanı bulmuşlardır, paylaşma imkanı bulmuşlardır. Ama geldiğimiz noktada da bu bütün bu çalışmaların sonucunda bir koalisyon hükümeti kurulması mümkün olmamıştır. Dolayısıyla Başbakanımız bugün Cumhurbaşkanımıza görevi teslim edecek. MKYK'nın da yaklaşımı budur. Yani sürecin normal kurallar içinde yürümesi, meşruiyet zemininde yürümesi bizim için önemlidir, esastır. Bugün Genelkurmay Başkanlığındaki törenden sonra görevi teslim edeceklerdir. Birinci husus ve kararımız budur. Bunu tabii niye şu ana kadar bekletti? Dün de teslim edebilirdi. Bugün öğleden önce de teslim edebilirdi ama MKYK'ya bilgi vermesi gerekiyordu. MKYK'nın da onayını alması gerekiyordu. MKYK partimizin en üst karar organıdır. Bu yetkiyi veren kuruldur başbakanımıza, genel başkanımıza. Dolayısıyla bu kurulun toplanmasını ve burada hem bilgilendirme hem de oranın görüşünü alma ihtiyacı vardı. Onu da tamamlamış oldu. İkinci husus bugün tabii önemli bir kararımız. Biliyorsunuz partimizin bu sene, bu sonbahar büyük kongre dönemidir. Yani olağan kongremizi bu sonbaharda yapmamız gerekiyor. 3 yılda 1'dir bizim olağan kongremiz. Hatırlanacaktır. Seçim öncesi bütün ilçe, il kongrelerimizi tamamlamıştık. Ama büyük kongre sonbaharda zaten normalde olacağı için o bekliyordu. Seçimden sonraya kalmıştı. Dolayısıyla olağan büyük kongremizi de yapma kararı aldı MKYK bugün. 12 Eylül 2015 Cumartesi günü inşallah büyük kongremizi Ankara'da, Ankara'nın en büyük salonu olan Arena spor salonunda gerçekleştireceğiz. Bugünkü önemli bir kararımız budur. Kongremizde hayırlı olsun. Tabii bundan sonrasıyla ilgili, hükümet kurmayla ilgili çalışmalar Cumhurbaşkanımızın elindedir. Cumhurbaşkanımıza teslim edilecektir. Cumhurbaşkanımızın bundan sonraki kendi takdirleridir. Ama biz bütün çalışmalarımız yürürken bir yandan da büyük kongremizin hazırlığını yapacağız. İnşallah partimiz için de, ülkemiz için de hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herhalde pek soru da yok zaten. Evet. Kısa 2 soru alacağım. Çünkü ben de bu törene yetişeceğim. Dolayısıyla bugün biraz kısa olacak. Buyurun. Buyurun. Efendim, siz de söylediniz, evet, bundan sonra Cumhurbaşkanı'nın elinde ama ne yapacağını göreceğiz ilerleyen günlerde. Ama ola ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hükümeti kurma görevini vermezse ya da verirse, bundan sonraki süreçte seçime giderken nasıl bir hükümet formülüyle gidilmesi üzerinde duruluyor? Özellikle bugün toplantınızda neler üzerinde durduğunuz
bu konuyla ilgili bir detay var mı? Bir diğer sorum da seçime gidilmek üzereyken bir taraftan da seçim güvenliği de tartışılıyor. Seçim güvenliğinin sağlanması noktasında hangi adımlar atılacak? Son dönemdeki artan terör saldırıları nedeniyle bu da merak ediliyor. Bununla ilgili yarın bir karar var mıdır? Teşekkür ederim. Tabii birinci sorunuzla ilgili burada ihtimaller değerlendirildi. Değişik arkadaşlarımızca ama benim o konuda Cumhurbaşkanımıza yetki tam geçerken çok şey söylemem şu anda gerekli değil. Anayasal prosedürü de zaten hepimiz biliyoruz. Ama bundan sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleridir. İkinci konuyla ilgili de bilgi sunuldu. Tabii o önemli. Güvenlikle ilgili seçim güvenliği her zaman önemlidir. Ama bu dönem daha da bunun öne çıktığını hepimiz biliyoruz. Yani burada tabii ilgili kurumlarımız ve hükümet yoğun çalışmalar yürütüyor ve onlar artarak devam edecek. Evet. Buyurun ortadaki bayan siz. Efendim kurulacak bir seçim hükümetine Milliyetçi Hareket Partisi bakan vermeyeceğini daha önceden açıklamıştı ama HDP ve CHP'nin de benzer yönde eğilimleri ortaya çıktı. Onlar da bu konuyu kurullarında, yetkili kurullarında görüşecekler. Böyle bir durum ortaya çıkarsa nasıl bir tablo bekler Türkiye'yi? Şimdi bunlar hep önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biz de hep değerlendirme içinde olacağız. Muhtemelen bizim zaten yarın MYK'mız toplanacak. Yani bunlar bütün partilerin gündeminde. Önümüzdeki günleri beklemek lazım. Evet. Son olarak siz isterseniz evet. Efendim bugün HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bir açıklaması vardı. Olası bir seçim olursa biz de referandumu başkanlık sistemi için gündeme getirebiliriz dedi. Toplantıda bu gündeme geldi mi AK Parti'nin buna yaklaşık? Gündeme gelmedi. Hayır. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler, iyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.